Merhaba sevgili arkadaşlar. Ukraynaca öğrenmeye devam edelim. Bugün öğreneceğimiz birkaç yeni fiil ve yeni fiil türü var. Fiil türü dediğimizde şimdi göreceğiz. Başlayalım önce yeni fiillerden. Burada 9 tane fiil var. Okuyalım önce Ukraynaca okuyacağım. Plakati. Türkçesi ağlamak. İngilizcesi to cry. Ağlamak. Plakati. İkinci fiil stohnati. Stohnati inlemek demektir. To groan, inlemek. Üçüncü fiil brechati. Yalan söylemek. Brechati. To lie, to tell a lie. Sonra hatırlıyorsunuz bu harfin okunuşunu. Yi. Yihati. Yihati. Gitmek, gelmek, taşıtla. By vehicle, taşıtla. Kazati, söylemek. Brati, brati, almak. To take, satın almak değil, almak sadece. Bir şeyi almak, götürmek, almak. Evet, brati. Hotiti, istemek. To want. Şeptati, fısıldamak, to whisper. Pısate, pısate, yazmak, to write. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar birinci çekim ama ünsüz bir sesle biten kök ikinci gruptur. Birinci grupa önce bakmıştık biz, şimdi ikinci grupa bakıyoruz. First conjugation, consonant stem to, okay. Present tense stems. Şimdi biz şimdiki zaman köklerini öğreneceğiz. Ünsüz bir sesle biten kök. Gördüğümüz gibi bütün bu fiillerde kök ünsüz bir sesle bitiyor. Kökü nasıl buluyoruz biz burada? To form the present tense stem of a first conjugation verb belonging to the consonant stem to group, the suffix ti and the vowel preceding it are dropped. Demek birinci çekim fiillerinin ünsüz bir sesle biten kök ikinci grubuna ait olan fiillerin şimdiki zamanını oluşturmak için ne yapıyoruz? Önce mastar ekini yani tı ekini alıyoruz. Ama tı ekinden başka ondan önceki ünlüyü de alıyoruz. Örnekte inlemek sözünü görüyoruz. To groan, stohnati. Ne alıyoruz biz burada? Bu kök, stohn. Bu kökü oluşturmak için t'yı alıyoruz. Yani mastar ekini. Bir de a, önceki ünlüyü. Atı, atı alıyoruz. Kesiyoruz. Olur stohn. Kökü böyle oluşturuyoruz. Sonra köküne de ekleri ekliyoruz. Hangi ekleri ekliyoruz? Evet. Birinci grupa hangi ekleri ekliyorduksa aynı ekleri biz buraya da ekliyoruz. The same personal endings, aynı ekleri. Bunlar şu eklerdir. U, eş, e, emo, ete, uç. Şimdi bu stohnati fiilinin şimdiki zamanını oluşturacağız. Bütün şahıslar üzere. Öncelikle tekil fiiller. Ya stohnu, inliyorum. Ty stohneš, sen inliyorsun. Vin stohne, o inliyor. Stohne. Sonra da çoğulları. My stohnemo, biz inliyoruz. Vy stohnete, siz inliyorsunuz. Vony stohnuť, onlar inliyorlar. Altered present tense stems. Şimdi burada diğer bugün baktığımız, öğrendiğimiz fiillerin kökünün, son harfinin nasıl değiştiğini göreceğiz. Altered yani değişen kökler. Kök nasıl değişiyor? In some verbs, bazı fiillerde, bu grupta bazı fiillerde, the final consonant of the present tense stem is changed.
before the personal endings are added to it. Yani şahıs ekleri eklenmeden önce şimdiki zaman için gereken o kökün son ünsüz sesi ya da harfi değişiyor. Evet, in this lesson there are six verbs in which a change occurs in the present tense stem. Bu dersimizde 6 fiilimiz var ki onların o kökünün son ünsüzü değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte aşağıda gösteriyor. Sı ve hı ile biten şeye geçiyor. K ve T ile biten Ç'ye geçiyor. Z ile biten J'ye geçiyor. Bunlar her zaman ayrı ayrı öğrenilmeli. Örneğin plakati fiili ağlamak. Atı yani mastar eki ve önceki ünlü kesiliyor ve kök kalıyor. Kök nasıl? Köktür, ne köküdür? Plak. Ama plak değil, plaç. Aslında plaç ağlayış demektir. Plaç bir de isim olarak da kullanılıyor. Plaç. Plaç bu bir köktür. Bu köke ne ekleyeceğiz? Örneğin ben ağlıyorum. U ekleyeceğiz. Ya plaçu. Sen ağlıyorsun. Er. Ty plaçesz. Ondan sonra ikincisi brechaty. Burada h. Brech. Brech kök olmalı ama h şeye geçiyor. Şeyle değiştiriyoruz onu. Bunu hatırlamamız ya da ezberlememiz gerekir. Breş. İşte çok zaman sık sık kullanılan bir ifadeye. Hani sen yalan söylüyorsun. Ty breşesz. Ya da o yalan söylüyor. Kadın ya da erkek. Kadın ona breşe. Erkek win breşe. Sonra kazati. Burada atı alıyoruz. Kök kalıyor. Kaz. Ama z, j'ye geçiyor ve kök oluyor kaj. Biz söylüyoruz, diyoruz. Мы кажемо. Ya da siz ne söylüyorsunuz? Что вы кажете? Что вы кажете? Sonra хотите, istemek fiili. Хотите. Burada хот. Ama kök хоч oluyor. Т, ч oluyor. Ч'ye değişiyor. Хоч. Örneğin ben istiyorum ya hoçu ya da onlar istiyorlar vani hoçuç ya da o istiyor vin hoçe vana hoçe. Hot hoç. Şept şepç. Burada da t ç'ye geçiyor. Şeptati fısıldamak. Şeptati. Şeptati. Kökü şept değil, şepç. Şepç. My şepçemo. My şepçemo. Biz fısıldıyoruz. Pısati. Pısati yazmak. Pısati pıs olur pış. Bakalım şimdi burada tam gözünüzün önünde bu olacak. Yani bu son consonant, son ünsüz değişiyor ya, sı, şı oluyor. Mesela p, saati olur p, şu. Evet, ama o bütün fiilde aynı kalıyor. P, şu, pışeş, ty pışeş, sen yazıyorsun. Win pışe, vona pışe, vono pışe, o yazıyor. Sonra çoğullar, biz yazıyoruz. My pışemo, siz yazıyorsunuz. Вы пишете, onlar yazıyorlar. Вони пишуть. Şimdi bakalım örneklere. Biraz nasıl kullanacağız onları? Biraz pratik yapacağız. Çalışın bunları çeviresiniz. İşte стогнати inlemek anlamına geliyor. Ты стогнеш. Nasıl çeviriyoruz? Sen inliyor musun? Ні, я не стогну. Hayır, ben inlemiyorum. Але хтось стогне. Ama birisi inliyor. Geçen derste öğrendiğimiz bu хтось, birisi. Ні-ні, тут ніхто не стогне. Hayır, hayır, burada kimse inlemiyor. Evet arkadaşlar, bu aynı model üzerinden başka bir fiille
Şimdi Türkçesini göreceksiniz, Ukraynacasını. Buna benzer bir diyalog oluşturmaya çalışın. Şeptate, fısıldamak. Sen fısıldıyor musun? Evet, şeptate. Sen, ty. Şept, şey oluyor, şepç. Hatırlıyorsunuz, ty, ç oluyor. Şepçeş, ty şepçeş. Hayır, ben fısıldamıyorum. Ni, ya, ne şepçu. Ama birisi fısıldıyor. Ale ktoś şepçe. Hayır, hayır, burada kimse fısıldamıyor. Ni, ni, tut nikto ne şepçe. Şimdi buna bakalım. Pısatı, yazmak. Bu örnekte çalışın Türkçesini. Söyleyin. Skilki vony pyshut. Onlar ne kadar yazıyorlar? Vony, parantez içinde erkek ve kadın yazdım. Çünkü burada vin ve vona olacak. Yani o ve o ama biri o erkek, biri o kadın. O zaman onlar ne kadar yazıyorlar? Vin pyshe duje bahato. Erkek pek çok yazıyor. Vona takoş bahato pyshe. Kadın da çok yazıyor mu? Tak bahato. Evet, çok. Askilki ty pyshesh? Ya sen ne kadar yazıyorsun? Ya pyshu duje malo. Ben pek az yazıyorum. Şimdi bunu başka bir fiille yapacağız. Aynı modeli. Dikkatle bakın. Çalışın bunu hatırlayasınız. Skilki vany, duje bahato, vana takoş bahato. Aynı modeller şimdi olacak. Peki, geçelim. Hotiti, istemek. Öncelikle bir hatırlayarım. Bu hotiti, te, hot. Te neye değişiyor? Çe, çeye değişiyor. Hoç. Kökü hoçtur. Peki şimdi söyleyelim Ukraynaca. Onlar ne kadar istiyorlar? Başlangıçta ne kadar sözünden başlamalıyız? Skilki vony hoçut. Skilki vony hoçut. O erkek pek çok istiyor. Vin hoçe duje bahato. Kadın da çok istiyor mu? Вона також багато хоче. Evet, çok. Так, багато. Ya sen ne kadar istiyorsun? А скільки ти хочеш? Ben pek az istiyorum. Я хочу дуже мало. Sonuncu örneğe bakalım arkadaşlar. Burada iki fiil var. Tansuvatı, spivatı. Bunlar eski fiiller. Yani daha önceki derslerde öğrendiğimiz basit fiiller. O yüzden bu son örnek basit olmalı. Ama sonra onu Ukraynaca'ya çevirmek biraz daha zor. İyice çalışalım. Ты танцюешь? Sen dans ediyor musun? Ні, я співаю. Hayır, ben şarkı söylüyorum. Він також співає. O da söylüyor mu erkek? Ні, він танцює. Hayır, o dans ediyor. А вони танцюють чи співають? Ya onlar dans ediyorlar mı yoksa şarkı söylüyorlar mı? Вони не танцюють, вони співають. Вони не танцюють. Вони співають. Onlar dans etmiyorlar, söylüyorlar. Evet, şimdi biz daha iki fiil alacağız ve bu oldukça basit görünen bir diyalogu çalışalım. Yeni fiillerle biraz daha zor oluyor ama kendisi basit. O yüzden umarım o kadar zor olmaz. Bugün öğrendiğimiz bir fiil var. Plakatı, ahlamak.
plakatı, bir de biraz önceki derslerde öğrendiğimiz dönüşlü fiillerden smiyatisya, gülmek. Biraz onu tekrar edersiniz, tekrar etmiş olursunuz bu konuyu. Smiyatisya, gülmek. Evet, plakatı kökü ne? Atı alınıyor, oluyor plak. K neyle değişiyor? Plaç, plaç. İşte birinci soru, sen ağlıyor musun? Ты плачешь? Hayır, ben gülüyorum. Dönüşlü fiilleri hatırlayalım. Ni, ya смеюся. Evet, ya смеюся. O erkek de gülüyor mu? O da gülüyor mu? Він також сміється? Hayır, o erkek ağlıyor. Ні, він плаче. Ya onlar ağlıyorlar mı yoksa gülüyorlar mı? А вони плачуть чи сміються? Onlar ağlamıyorlar, gülüyorlar. Вони не плачуть. Вони сміються. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Şimdi size teşekkür ediyorum. Eğer o dönüşlü fiillerle ilgili zorluk çektinizse bu derste ve yine tekrar etmek istiyorsanız, o zaman şu an buradan bir şey çıkacak. Onu tıklayın ve o videoyu görebilirsiniz orada. İzleyebilirsiniz tekrar. Şimdilik ben bir sonraki derse kadar size hoşça kal diyorum. Bir sonraki derste bu konuyu yine devam edeceğiz. Biraz daha pratik yapacağız. Yeni zarfları öğreneceğiz. Görüşmek üzere.